4 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük madencilik fuarı Mine Expo, 1800'ü aşkın katılımcıyı Amerika'da Las Vegas'ta buluşturdu. Türkiye'den sadece 13 şirketin yer aldığı organizasyonda FKK Güney Otostandı'yla göz doldurdu. Düzenlendiği 1996 yılından bu yana madencilik sektörünün tüm dünyadaki en önemli buluşması unvanını koruyan Mine Expo, sektörde kullanılan en yeni maden makina ve teknolojilerini vitrine çıkardı. Amerika, Las Vegas'ta gerçekleşen ve 50 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, sektöründe gerçekleşen yurt içi ve yurt dışı fuarları yakından takip eden FKK Güney Oto da yer aldı. Maden sektöründeki en büyük fuarlardan bir tanesi olan Mine Expo 2016 fuarına bu yıl ilk defa katılmaktayız. 4 yılda bir düzenlenen fuar, sektörün dünyadaki en büyük fuarı ve bütün maden üreticilerinin takip ettiği bir fuardır. Firmamız maden sektörü için değirmen, astar ve lifter barları üretmektedir. Bunun yanında kauçuk ve poliüretan elekler, pompa astar fanları ve muhtelif yedek parçalar üretimi yapmaktayız. Türkiye'den fuara katılan şirketler arasında en büyük standlardan birini Mine Expo'ya kuran şirket fuarda Turkey Discover the Potential, Türkiye, gücünü ve potansiyelini keşfet temasını işledi. Son derece verimli geçiyor fuarımız. Bundan sonraki fuarlarda katılmayı planlıyoruz. Firma olarak dünyanın önde gelen maden fuarlarını takip ediyoruz. Bunların başında Mine Expo ve Bauma geliyor. Her iki fuara da katılımımız sürekli olarak devam edecek. Firmamız 5 farklı sektöre üretim yapmaktadır. Amerika'daki organizasyonda ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayan kuruluş, fuara Vulcolan ürün grubu ve lastik dolgu sistemleri yanında madencilik alanında kullanılan ekipmanlarla katıldı. Ağırlıklı bakır, altın, gümüş, elmas gibi kıymetli metallerin madenlerine çalışmaktayız. Bu madenler diğer madenlere göre daha zor şartlarda çalışan, daha özellikli ve kaliteli ürünler gerektiren madenlerdir. Bu nedenle buradaki kalitemizde, rekabetçi fiyatlarımızda müşterinin tercihi haline geliyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimize komple servis sunuyoruz. Sadece bir değirmen astarı, lifter barı olarak değil, müşterilerimizin diğer ürün gruplarındaki ihtiyaçlarına da çözüm oluşturuyoruz. Bunun yanında üretim haricinde müşterilerimize tasarım, ürünlerin montajı, demontajı gibi konularda da servis hizmetleri sunuyoruz. Böylelikle rakiplerimizin bir adım daha önüne geçmiş oluyoruz. Fuarda madencilik sektörü için hayati önem arz eden cevher öğütme değirmenlerinin kauçuk astar kaplamalarını da sergileyen şirket, bu konuda dünya genelinde önemli üreticiler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle madencilik ve ağır sanayide kullanılan lastiğin kullanım ömrünü uzatan patlamayan lastik teknolojisi, tamir ve değişim gerektirmediği için işletmelere önemli ölçüde maliyet zaman avantajı sağlıyor. Türk madencilik sektörü uluslararası rakiplerine göre finans ve sermaye odaklı bazı sorunlar yaşasa da, sektör şirketleri Türkiye'de madenciliğin geleceğinden oldukça umutlu. Valla çok büyük bir fuar tabii ve bu sektördeki bütün oyuncular, üreticiler, kullanıcılar, danışmanlar, bütün dinamiklerin bir araya geldiği bir organizasyon. Ve burada olmak çok önemli. En azından kimle rekabet halindeyiz, kim bizim yaptığımız işi yapıyor, bu profili görmek açısından da çok önemli bence. Ve tabii FKK'nın ve diğer Türk firmaların buraya katılıyor olması bence çok değerli, gurur duyduğumuz bir olay. Fuarda katılımcı ve ziyaretçiler için düzenlenen eğitim oturumlarında yeni teknoloji ve uygulamalar konularında çeşitli bilgi paylaşımları ve sunumlar da yapıldı.
Tabii ki Türk ticari firmalarının bu fuarlara katılması Türkiye'deki hem üretim boyutunu arttırır. Çünkü tanıtım ticaretin en önemli bir bana göre girdisi yani. Tanıtım oluyor bu fuarlarda. Dolayısıyla ne kadar çok Türk firması katılırsa o kadar Türkiye'ye yarar sağlanacaktır. Bir. İkincisi sadece firmalar değil, Türkiye'den de maden firmalarından üst düzey temsilcilerin, bakın, artı üniversitelerdeki hocaların gelip bu fuarları görmeleri lazım. Çünkü burada yenilikler görülüyor ve o yenilikleri görüp onları Türkiye'de uygulamaya başladıkları zaman madenciliğin gelişmesini de sağlayacaklar. Dolayısıyla mutlak surette katılmak lazım. Bu fuar Türkiye için çok büyük bir kazanç, başarı ve bu gelecek yıllarda daha da Türkiye'deki madencilik geliştikçe daha da büyüyeceğine inanıyorum. FKK'ya başarılar diliyorum. 136 ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan dünyanın en önemli yeraltı ve yerüstü maden ve ekipmanları fuarı MineExpo, 12 holde 74 bin metrekare alanda gerçekleşti. We really enjoy our partnership with FKK. We really value the relationships that we have with them. We think that there's a good long-term partnership for both of us to grow the tire film market in that part of the world. Well, as we were talking earlier, you know, the only issue that we have to really face is one. It's customer satisfaction. And you being our customer, we want to make sure that FKK is satisfied. And in doing so, you're going to take care of your customers. And ultimately, that's how we all are going to win. But being a partner with FKK, you are the model partner of what we want to do, not only in the world, but also we wish that there were more of you out there and that there were partners like FKK in other regions. Because what we're doing in Turkey and beyond, we're really excited about what not only what we're doing today, but the plans for the future as well. I think this mining exhibition is very good. Gives you a lot of information on this industry, and it's very good to keep informed of all this information. And for me, as a partner of FKK, I've been working with you and know you for a long time, and I'm very glad to see that you have a growing team for your business, especially for your international business, and you got more expertise in this industry. That's very good. Sektördeki 60. yılını geride bırakan kuruluş, otomotiv ve maden sektörü başta olmak üzere 5 ana sektöre üretim gerçekleştiriyor. Bugün 2. ve 3. kuşak genç yöneticilerin bayrağı devraldığı firma, sektöre dönük yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 1957 yılında kurulan FKK firması bu yıl 60. yıl dönümünü kutlamaktadır. 5 ana sektöre hizmet etmekteyiz. Bunların başında otomotiv sektörü, maden sektörü, inşaat sektörü, endüstriyel ürünler ve denizcilik sektörü gelmektedir. Ağırlıklı olarak firmamız faaliyetlerini otomotiv ve maden sektöründe göstermektedir. 2. ve 3. kuşak nesillerin yönetiminde bugün dünyada kauçuk sektöründe adından söz ettiren bir firma haline gelmiştir. Fuarı beklentilerine paralel başarıyla noktaladıklarını kaydeden şirketin yönetim kurulu üyesi Hasan Tayyip Altuncu, yeni dönemde Amerika'da çeşitli yatırım planlarının olduğunu kaydediyor. MineExpo fuarı firmamız için çok verimli geçti. Latin Amerika ve Amerika'dan çok yoğun bir ilgi gördük. Bu ilgi doğrultusunda firmamız 2017 yılında Amerika'da bir satış ofisi kurmayı planlamaktadır. 2017 yılında satış organizasyonu kuracağımız burası, 2018 veya 2019 yılında bir depoyla yatırımlara devam edecektir. Müzik
Samsun ve Çorum'da bulunan 3 üretim tesisine bu yıl İstanbul'da hayata geçirdiği 4. tesisi de ekleyen şirket, fuarla birlikte Amerika ve Latin Amerika pazarını yeni rota olarak belirledi. 2016 yılında yaptığımız yeni yatırımla birlikte şu anda 4 ana üretim merkezi bulunmaktadır. İkisi Samsun'da, biri Çorum'da, biri İstanbul olmak üzere faaliyetlerine devam etmektedir. MineExpo 2016 fuarında özellikle Güney Amerika'dan gelen yoğun talepler doğrultusunda üretim olarak yeni yatırım gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki ekonomik güven ortamı çerçevesinde yeni yatırımlarımızı 2016 sonunda başlamak üzere 2017 yılında planlamaktayız. Latin Amerika ve Amerika bizim için önemli bir pazar. Bu pazarda ülkemizin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmayı, ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda buradaki pazar potansiyelini değerlendirmeyi hedeflemekteyiz.